Şimdi milyonlarca insanın, öğrencinin, velinin merakla beklediği konuya geldik. Çünkü 1 milyondan fazla öğrenci ve aileleri aynı soruyu soruyor. Şimdi ne olacak? Danıştay'ın SBS puanları yeniden hesaplansın kararından sonra Milli Eğitim Bakanı açıklama yaptı. Yeniden yerleştirme olmayacak dedi. Peki ne olacak? Bunu uzmanına soracağız ama önce haberi izleyelim. Ardından eğitimci Cihat Şener'le konuşacağız. Bir milyondan fazla öğrenci Kasım 2013'te sınava girdi. Kazandılar ya da kaybettiler. Şimdi o sınavın sonucuna göre yerleştirildikleri okullarındalar. Derslerine çalışıp yeni sınavlara hazırlanıyorlar. Ama artık akıllarında Danıştay'ın kararı var. Danıştay son seviye belirleme sınavı için yürütmeyi durdurma kararı aldı. Anlamı şu, uzmanlar oturacak, puanları yeniden hesaplayacak. O puanlara göre de yeniden yerleştirme yapılacak. Karar Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aydın Ayaydın'ın başvurusu üzerine alındı. Ayaydın, yabancı diller sınavına katılan 710 öğrencinin cevap anahtarlarının yanlış olduğu tespit edilince Danıştay'a gitmişti. Öğrenciler ve aileleri merak içinde. Peki seviye belirleme sınavında bundan sonra ne olacak? Yeniden hesaplama yapılırsa öğrencilerin okulları değişecek mi? Bu durum eğitimde nasıl sıkıntılar yaratır? Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'dan da konuya ilişkin açıklama geldi. Avcı, SBS ile ilgili iptal kararına ilişkin çocuklarımız, velilerimiz rahat olsun, hak kaybı olmayacak dedi. Konuyu uzmanına, en iyi bilene soracağız. Sayın Cihat Şener bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hak kaybı olmayacak. Ne olacak? Şimdi bunları söylemek kolay tabii. Yani şöyle olacak, böyle olacak da yapılması gereken nedir, doğru olan nedir diye bakarsak. Haberleri izliyorum başından beri. Nasılsa oralar, burası da öyle. Maalesef. Evet. Birleşik kaplar yani, teorisi. Aynen öyle. Soyutlayarak çözüm bulmak mümkün değil. Bu tür sınavların terminolojideki adı sıralama sınavıdır. İnsanları sıraya sokarsınız. Öğrenci. Siz buradan bir kişiyi yanlış yaptığınız zaman bunu buradan çekerseniz sıralar değişir. Dolayısıyla 900 küsur tane öğrencinin puanı yanlış hesaplandığı zaman ki o belliydi, kabul edilmişti. O zaman bu sıralamanın düzeltilmesi gerekirdi. Çocuklar daha kaydolmamışlardı. Geç kaldılar. Evet. Şimdi kaos büyüdü. Şimdi Danıştay diyor ki şöyle şöyle şöyle. Bakan diyor ki hayır olmayacak. Danıştay haksız mı? Danıştay haklı. 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 Bakanlığın hatası. Yani bir tek örnek sıralamayı değiştirir. Dolayısıyla da sevgili Can, 0,001 ile bir okulu kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Bu kadar hassastır bu iş. Bu kadar hassassa 900 tane öğrenci varsa bu çok fazla büyümüş demektir. Çözüm nerede? Kanaatimi söyleyeyim. Olması gereken değil bu ama. Kanaatim şudur. Bir üst mahkemeye gidilecektir. Bir üst mahkemede işte yarım sömestri geçti, bunda kamu yararı yoktur diye konuyu kapatacaktır. Bakanın söylemeye çalıştığı hak kaybı olmayacak filan falan da bu. O 900 kişinin zaten yerleştirmelerini de yaptılar. Herkes okulunda okuyor şu anda. Ama başka bir sorun var. Belki de o çocukların puanı yanlış hesaplandığında filanca okula isim vermemeye özen gösteriyorum. Giren çocuk belki bir başka okula girecekti. Giremeyen çocuk belki girecekti. Şimdi kimin ne durumda olduğunu da bilemiyoruz. Yani herkesi yerleştirdiler. Aa pardon dediler. Hadi gelin sizi de yerleştirelim. O okulun kontenjanı 93'tü. 100'e çıkardılar. Yerleştirdiler. Ama onu yapmaya kalksa daha büyük bir kalır. Yani. Şimdi bundan sonra ne olur? Varsayalım ki yeni bir yerleştirme yaptı. O zaman bu yerleştirmede zarara uğrayacak çocuklar Danıştay'a gidecekler. Bir yanlış bir başka yanlış da düzelmeyecektir. Bu işin tadı kaçıktır. Hep söylediğim bir şey vardır. Ben kaygılanırım. Bu yeni modelde de. SBS'yi kaldırdık. Bu son SBS'ydi. Yok artık SBS. Onun yerine başka bir model var. Ama orada da hep dedim ki şu güvenliği sağlayalım, güvenliği sağlayalım. Yapamıyor muyuz biz hocam? Yapamıyoruz. Yani biz biçimlerle uğraşıyoruz sevgili kardeşim. Özde bir atak yapmamız lazım. Yani bu işi bilen, yetenekli, kafası çalışan, bu işlere hakim birilerinin yapması lazım. Ben yaptım la olmuyormuş. Hani ayak yorgan meselesi. Biraz da haddini bil meselesi de var burada. Yani en iyi bilmek kendini bilmek.
Ya bir dakika ya, bunu yapanlar vardı, nasıl yapıyorlardı? Bütün dünya yapıyor bunu, biz niye beceremiyoruz ki? Son yaptığımızda da problemler çıktı, duymuşsundur, sana gelmiştir. Evet. Elazığ meselesi, yani böyle bir tatsızlık. Ne olacak? Bu olacak. Ne olmalı? Ha, bu çok zor işte. Çok zor. Ona bir program lazım, onu anlatmak evet, için. Buna siz galiba sayın izleyicilerimize sizi daha sık bu ekranda göreceklerini müjdeleyebilir miyiz bu vesileyle? Evet, sence de bir sakıncası yoksa. Ne demek, çok sevinerek büyük bir müjde olarak veriyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa belki bu tür sorunların yaşanmaması için önceden birinin konuşup uyarması gerekir düşüncesiyle. Artı bir yönetimiyle, onlara teşekkür ediyorum. Bugün bir şeye bağladık. Harika. Kısmet olursa cuma günleri senden önce, senin programından önce 17.30'da onlarla birlikte. Nasıl olacağım. Bir program olacak kısaca? Daha önceden yaptığımız gibi. Aynı programımızın adı hayatımız sınavdır. Ki öyledir. İşte yaşıyoruz. Evet. Hani nasıl büyükler bugünkü fezlekeler mezlekeler, çocukların fezlekeleri de işte bu sınavlar. Aynen. Çocuklar sınavla yatıyorlar, sınavla kalkıyorlar. Sınavdan korkmamak gerektiğini anlatacağım onlara. Konuklar getireceğim bu işlerden anlayan. Yani böyle kameranın içine içine bakıp çocukların gözüne aynen. gözüne söyleyeceğiz. Başka çaremiz yok. Bizi sadece çalışmak kurtarır çünkü. Aynen. Ne olursa olsun bütün kaoslar nerelere giderse gitsin biz sağlam duracağız, ayakta duracağız. Çünkü bu ülkenin bize ihtiyacı var. Gençlere, çocuklara. Cihat Şener, hayırlı uğurlu olsun. Aramıza hoş geldiniz. Memleket için hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok biz mutluyum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.